Evet, A ve B kümelerini vermişti. Soruda eksi 2, eksi 1, 2 ve 3. B kümesi eksi 1, 0, 1 ve 1, 2 ve 3. B kartezyen çarpımı A kümesinin grafiğini açıkta bırakmayan en küçük çaplı çemberin çapı. Şimdi öncelikle bu B kartezyen çarpım A'nın grafiğini çizmemiz gerekiyor. Önce onun grafiğini bir çizelim. B kartezyen çarpımı A dediği için x'lerimiz B'den, y'lerimiz A'dan olacak. Bu şekilde yazarsak B'nin elemanları eksi 1, 0, 1, 2, 3. Onları önce işaretliyorum burada. Eksi 1, 0, 1, 2 ve 3. A'nın elemanlarını yine aynı şekilde yazalım. Eksi 2, eksi 1, 2. Şöyle 2'yi biraz daha yukarı yazsak daha doğru olacak. 2. Burası da 3. Şimdi ne yapacağız gençler? Bu elemanları kesiştireceğiz. Bu elemanların kesişimlerini bulacak olursak A ile B elemanlarının bakın şöyle şekilde kesiştirebiliriz. Şimdi B kümesindeki sıfır elemanları A kümesinde eksi 2, 1 ve 2, 1, 2 ve 3 ile kesecek. O yüzden onlar da şuralarda. Şimdi bu B kartezyen çarpım A'nın grafiği. Bu grafiğe baktığımız zaman bu grafikteki açığı açıkta bırakmayan en küçük çaplı çemberin çapı kaç birimdir diye soruyor. Bu bir dikdörtgen şekli. Bu dikdörtgenin öncelikle kenarların uzunluklarını bulmaya çalışalım. Bu dikdörtgenin arkadaşlar şöyle çizecek olursak bu dikdörtgenin kenarlarının uzunlukları bakın ne oluyor? Şuradan 2 birim, şuradan da 3 birim. Toplamda şurası kaç birim oldu? 5 birim oldu. Diğer kenara bakalım. 3 birim buradan, 1 birim buradan, 4 birim. 4 birim. O zaman bu dikdörtgenin bir kenarı 4, diğer kenarı 5 birim. Ve burayı içine alan çemberin nasıl bir şey olduğunu düşünmeye çalışalım. Böyle bir dikdörtgenimiz var. Ve burayı içerisine alan bir çember var. Bakalım çemberi düzgün çizebilir mi? Evet, şöyle bir çemberimiz var. Bu çemberin çapını soruyor. Bu çemberin çapını arkadaşlar dikdörtgenin köşegeni ile aynıdır aslında. Yani şöyle şu şekilde gösterebiliriz. Bu dikdörtgenin köşegeni aynı zamanda bu çemberin çapıdır. En küçük çaplı çemberin çapı diyor çünkü. Tam köşelerden geçeceği için bu çember otomatikman şurası çap olacaktır. Yani gençler burada ne yapacağız? Biz aslında dikdörtgenin kenarlarını zaten biliyoruz. Dikdörtgenin kenarlarının uzunluklarını biliyoruz. Burası 4, burası 5. Yani burası dikdörtgen olduğu için ne yapacağız? Pisagor yapacağız. Şuraya R diyelim. Hatta büyük R harfini gösterelim. Çapı arıyoruz sonuçta. O zaman ne olacak? Pisagor uygularsak 4'ün karesi artı 5'in karesi eşittir R kare olacak. Buradan 16 artı 25 eşittir R kare. Yani 41 eşittir R kare ise R eşittir karekök 41 yapar.